Arkadaşlar devam ediyoruz yayınımıza. Hocam nedir bu Röveşata golleri ya? Son dönemde. Evet. En son Bekir'de İbrahimovic, Mekses. Musa Sow. Müjdat. Musa Sow. Kim? Musa Sow. Sow. Musa Sow. Evet bir izleyelim görüntüleri son Röveşata gollerini. İbrahimovic. That's going to have to deal with that. Hasn't quite done so. Ibrahimovic. Surely not. Wow. That is truly takımında yerde kalan isim. Ne diyorsun abi? Benim hiç silahım yok öyle. Röveşata golüyle. Hiç mi? Röveşata golüyle. Geçen yayında anlattım. Bir kere attım. Onda iptal oldu. Faul verdiler. Bir dişim. Valla şu iki dişim kırıldı o pozisyonda. Röveşata'ya kalkarken. Sevinemedim. İptal oldu. Bir dişler gitti. Hangi maçtaydı bu abi? O zaman ligdeydim. Marsspor Fenerbahçe Maraş maçındaydı. Ya bu her futbolcuya çok denk gelecek bir şey değil zaten yani. Sahiden çok özel oyuncular. Bu bir de mesela İbrahimovic çok sık deniyor ve bu golleri çok atıyor. Musa Sow rastlantı değil, kariyerinde çok atmış. Bekir Ebek, Bekir'in nadir belki ilk golüydü. ama çok da formdaydı bu aralar. Bekir Ebek açıldı gidiyor valla. Röveşata'yı hazırladı zaten. Orada stop ederken Röveşata yapmak için ama bu işi bir numarası Tanju Çolak'tı. Tanju Çolak. Evet. Eskiden Alman milli takımında Fischer vardı değil mi? Evet, Röveşatacı. Evet, bravo. Kafacı evet. Hurubeş vardı, Röveşatacı evet, Fischer evet. vardı. Evet. İbrahimovic'in golüne ne diyorsun abi? Yani ben hep söylüyorum 100 tane güzel gol varsa dünyada 40'ını İbrahimovic atmış olabilir. Çünkü çok enteresan goller. Topukluğa her türlü gol atabiliyor. Bu bayağı ama futbolcu gibi değil, karateci gibi adam yani hani evet. zıplaması falan da karateciymiş. Yani o fiziğiyle, sürati, tekniği falan çok farklı bir oyuncu tabii. Çok olağanüstü bir oyuncu. Senin var mıdır böyle futbol... Röveşata hani dizide oynuyorsun da futbolculuk geçmişin var mıydı daha önce? Ya yok öyle her Türk genci kadar aslında. Hani evet. Kola kutusunu ezip maç yapmak kadar aslında. O kadar öğrendin mi dizi için yani evet. en azından? Ya bayağı bir gözlem yaptım aslında. Bir de rica etmiştim hani daha önce futbolculuk yapmış birisiyle bir çalışabilir miyiz? Hani denge merkezi nedir? Nasıl ayakta durulur? Kramp ayaktayken nasıl koşulur vesaire? Sonuçta hani görsel olarak da onun iğreti veya emanet durmaması gerektiği Doğru. için öyle bir çalışma yaptık. Futbol dizisi çekmek çok zor. Yani içinde futbol olan dizisi çekmek sahiden zor. Çünkü dizilerde genelde bizde geçen hafta da söyledik. Daha mekanlar belli, bakışmalar belli. Daha uzun bakışmalar falan filan. Aksiyonu az. Ama mesela cidden bir futbol çekmek, futbol dizisi çekmek çok zor yani. Zor şey, evet. Değil mi? Yani devamlılığı var. Aynı futbolcuyu oradan 50 kere koşturacaksın. Aynı hareketi 50 kere. Zor oluyor mu futbol sahnelerini çekmek? Ya oluyor ama çok da zevkli oluyor aslında. Yani... Tabii birçok insan orada yani bu sadece benim ya da orada görünen oyuncuların değil orada bütün bir ekip 100 kişi uğraşıyor o sahnelerin iyi olması için onların da hakkını yememek lazım tabii ki. Zorluk derken evet zor oluyor hava sıcak oluyor işte koşuyorsunuz fiziksel bir efor sarf ediyorsunuz dediğin gibi yani iç mekanda diyalog ezberlenmiş bir salonda geçen bir sahne gibi değil tabii sürekli bir işte. Ay, sen koşuyorsun yine iyi kameraman seninle beraber koşuyor kamerayla. Kameramanın da koşması gerektiği pozisyonlar oluyor o kamerayla da koşuyor daha zor oluyor tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,